Merhabalar, ben Engin Öztürk. Ben Ali Köpsat. Evet. Ben de Burak Aksak o zaman be. Evet. 50 metrekare dizisi ekibi olarak sizin sorularınızı yanıtlamaya geldik. De kendiniz hakkında bilmediğimiz bir şey söyler misiniz? Birkaç takıntım var. Totem diyelim onlara. Ne olduğunu çok da söylemek istemediğim. Aa. Evet. Ama bir şey sorayım, ben merak ederim. Ama net kimse öğrenmesin. Mesela bunu yapmadan duramıyorum. Masum. Masum. Ay, sabahları çok mutsuz uyanıyorum ben. Bu bir itiraf gibi oldu. Ben de sabah günü 6'da başlıyorum. Bu. Yani çok özel bir şeyim yok ya. Bilinmeyen. Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsanız hangi yaşta kalmayı tercih ederdiniz? Ya ben bu yaşı sevdim. Bu yaş kaç? Bu yaş. Onu da söyle de. Onu da söyle bilelim de yani. 23. Ki aynıyız sen. Aynen öyle. Yok, 34 yaşına geldim. 34 yaşımı sevdim ya. Bazı şeyler daha böyle zevk alır hale geldi. Bazı şeylerden sıyrıldım. Sadece sevdiklerimi yapmaya odaklandığım bir yaş haline geldi. Sevdim ben bu yaşı. Çok güzel bir cevap. Çok teşekkür. 190 ülkede aynı anda yayına girecek bir platformda yer almak nasıl bir his? Heyecanlı mısınız? Gülen kalp gözü böyle. Bu hissiyatı, heyecanı daha doğrusu bir proje önce yaşadım işte Hakan Muhafız'la beraber. Kime batıyor? Hayır, şuradan söylüyorum, yeni bir şey değil ondan sonra ama çok heyecanlı. Zaten çocukluk hayali gibi bir şey ya. Ben bu şeyi çok düşünüyorum. Hollywood var ya, bizim çocukluğumuzdan beri işte o parlament sinema kuşağında izlediğimiz yer falan. Onun etkisi, bambaşka bir coğrafyada yapılan işi biz aslında çok severek izliyorduk ve bizim için sinema öyle bir şey demekti. Ne bileyim, hayal ediyorum 190 ülkeden herhangi birinde bir tane çocuğun yaptığımız bir işi izlerken bu hissiyata kapılacak olması çok acayip geliyor bana. Ben inşallah hiç düşünmemiştim abi böyle. Ben de böyle düşünüyorum ve harika bir cevap. Çok güzel toparladın. Sen aynı cevap vermemek için bunu kabul ediyorsun. Hayır, ben çok gururluyum. Ayrıca çok mutluyum böyle bir işin içinde olduğum için. Çekim ay bir kere Engin. Hadi bakalım. Bu projeye neden dahil oldunuz? Sizi çeken yanı neydi? Senaryosunu çok sevdim. Çok kısa, basit, net. Senaryosunu okurken çok güldüm. Çektikten sonra aslında o kadar da gülünecek yerlerinin değil, dramasının yüksek olduğunu gördüm. Sette de bu yüzden eğlendim. Çıkan sonuçta da ikisinin şaşkınlığına aslında eğleniyorum şu anda. Çıkan sonucu çok tanımıyorum diğer işlerime göre. Normalde bir iş yaparken onu tanırsın ya biraz. Nasıl bir şey çıkacak aşağı yukarı bilirsin. Bunu da bilmiyordum. En sonunda bununla eğlendim. Bunu da ben de bilmiyorum bu arada hakikaten. Nasıl bir şey çıkacağını bizde. Yani çıkan şeyin duygusu tam olarak ne ben de bilmiyorum hakikaten. Bu bir de nasıl şey yansıyacak şey var tabii. Ben karakterlerin yoldukları çok hoşuma gitti. Oldukları, başladıkları yer ve 8. bölümün sonunda vardıkları yer benim için çok gerçekten hayat değiştiriciydi. Ve dertleri çok gerçekti. O yüzden bu işin içinde olmak istedim. O yüzden sevdim. Bir kristal küre. Küren var. Bir kristal şu. Küren var. Bu değil çünkü başka bir şey var içinde. Sana kendi hayatın ya da geleceğinle ilgili bir şey söyleyecek olsaydı neyi bilmek isterdin? Ay hiçbir şey. O kadar. Hiçbir şey bilmek istemem. Nesi kaldı o zaman yaşamanın? Nerede sürprizi? Ya bu soru bana biraz korkutucu geliyor çünkü mesela atıyorum 4 yıl verdin, öyle çalışıyormuş sistem. 4 yıl sonra işte neredeyim falan diye bir soru sordun küreye. Bomboş bir ekran çıkarttın. Evet, ne yapacaksın? Haydi bakalım. Bu arada inşallah boştur. Alev alev. Böyle bir romantik bir cevap veresin falan filan da yok bunu. Ben bilmek istemiyorum geleceği. Yani geçmişe dön, şunu düzelt şansı verirse gideceğim bir sürü yer vardır. Ama işte geleceğe gittim zaten bir daha gideceğim yani. Romantik bir cevap bu. Ben çekeyim, çekmedim ben. Sezon boyunca çekmekte en zorlandığınız sahneler hangileri? Şöyle bir durum oldu. Biz Ocak ayında başladık geçen sene çekmeye. Ondan sonra Ocak ayından Mart ayına geldiğimizde aslında bir 3-5 günlük bir işimiz kalmıştı ama pandemi sette duramaz hale getirdi bizi ve önlemler almak zorundaydık eve kapanmak açısından. Yani Mart, hala havalar soğuktu ve bütün bizim kostümümüz vesairemiz ona göre hazırlıklıydı. Kışa göre hazırlıklıydık. Sonra pandemi biraz yumuşar bir hale geldi. Tedbirleri nasıl alabileceğimizi çözdüler hale geldik piyasa olarak falan. Sonra Haziran'da çıktık sete. Haziran'da 30-32 derecelerde kış hazırlığıyla aksiyon sahneleri beni zorladı bayağı. Yani kavga dövüş 32 derece, 33 derece ve kıyafetler. O kabanlar, o kürükler, şunlar bunlar. Bir 5 dakikada bir kesmek zorunda kaldık. Ne yaparsak yapalım. Kariyeriniz için dönüm noktası sayabileceğiniz proje hangisiydi? Yani Muhteşem Yüzyıl diyeceğim galiba ben buna. Çünkü o biraz önce konuştuk ya 190 ülke vesaireye. Ha, onu da diyebiliriz. Aslında biz Türkiye'de iş yapan televizyona da iş yapsak
şeye alışkınız ya. İşin satılmasına. Çok fazla ülkede yayınlanmasına alışığız. Ama Muhteşem Yüzyıl benim oynadığım işler açısından bunun peak yapmış hali. Yani İngiltere'de bir Mısırlı tarafından tanınıyor haline şahit olduğum falan için Muhteşem Yüzyıl diyebilirim ben buna. Glütenli mi, şey glütensiz mi? Yani. net abanarak glütenli. Abanarak pişmanlıkla. Glütenli. Abanarak glütenli. Aşığım glütene. Hepimiz muhtemelen. Yani. Maalesef evet. Börek, pasta, ekmek. Aşığım. Engin ve Aybüke'ye sorum. Netflix'teki favori dizisi nedir? Rick and Morty. Benim galiba son dönem mutlu mutlu izlediğim Aşk 101 diyeceğim ben. Favorim? Favorim değil ama Netflix'e şu an için birinci sıraya Aşk 101'i koyuyorum. Süper. Evet, o hissini seviyorum. Değer verdiğiniz, totem yaptığınız herhangi bir eşya var mı? Bileklik, kolye, yüzük, toka, saat. Benim kolyem var. Genelde çıkartmamaya çalıştığım. Ablamın parmak izi var üzerinde. O totemlik değil ama bu bana şans getirsin vesaire değil ama hoşuma gidiyor onu taşımak. Çok özel ve güzel bir hikayede çok cesur, inatçı, gözü kara bir karakter. Karakteri oynadınız. Karakterinizin hikayesi nasıl bitsin isterdiniz? Tarih yalnızca mutsuzları yazar diyerek kaliteli bir mutsuz son mu yoksa mutlu son mu? Ben mutsuz sonları biraz daha seyirciye bırakılmış bir şey gibi, pas atılmış bir hikaye gibi izliyorum kendim izleyici olarak. Yani mutlu son yazar ya da yönetmen orada noktayı koyuyor ve benim kararım bu diyor. Mutsuz sonlarda biraz seyirciye bırakıyor ve seyirci yaparsa kendi kafasında tamamlıyor. O durumu. O yüzden mutsuz son bir hikayede bulunacaksam mutsuz son diye tercih edebilirim. Ama oyuncu refleksiyle. Her gün olsa yerim diyebileceğiniz bir yemek var mı? Patates. At üstüme geç. Hiç. Hiç hayır demem. 50 metrekarelik bir odada bir hafta geçirecek olsalar yanlarına kimleri ve neleri almak isterler? Pandemiden önce çok böyle uçarı kaçarı cevaplar verebilirdim ama pandemide hepimiz yaşadık ya bunları. 50 metrekarelere, yalnız ya. Başımıza. Pizza kutularıyla falan kaldık. Hiç fantastik bir soru değil. Yaşadık zaten. Artık değil yani. Evet, bizi buraya davet ettiğiniz ve güzel sorular sorduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. 27 Ocak'ta Netflix'teyiz. Hepinizi bekliyoruz. Kocaman öpücükler.